Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlangan dersimizga xush kelibsiz. İslami hazaratlarımızı barpo qilgan ulug' ajdodlarimiz haqidagi darslar. Bu ulug ajdodlarimiz bilan, ulug insonlar bilan siz bilan biz faxrlanamiz. Bugün Abu Bakr Razi rahmatullahi aleyhi haqida ders qilamiz. Bu kishi haqida g'arblik sharshunos Zigrid Honke o'zini g'arb uzra Allohning quyoshi porlaydi kitobida Imom Razini insoniyatning mutlaq ulug tabibi deb sifatlagan edi. İnsoniyatning mutlaq ulug tabibi. Bizim ümmet birodarlar mana shunday bir boshqa ummatlarda oldida peshqadam ummat edi. Ammo keyingi asrlarda orqada qolib ketdik. İlim ma'rifatda, saxofatda, texnologiyada. Lekin biz yuksaklikka yetishlik nima bilan bo'lishini anglab yetyapmiz. Dinimizga qaytish, dinimizni mahkam tutsakgina yuksaklikka erishishligimizni anglayapmiz. Qaysidir haqlarga taqlid qilishlik bilan ularni kiyimini üstümüzde kiyişliği bilen, onlarda yolu götüşü alışlığı bilen yükselmezliğimizi düşündük. Biz özümüzü aslımızı yıkayışımız gerekiyor buradalar. Bu ümmette din kötergen. Dinde üşegen halk ümmet yükseklik köterli olurgen. Hiç kaysa halk ya ki ümmet dinini kötermiydi. Din köterdi. Sahra-i Araplar kimidi? Peygamberimiz zamanında, öşü zamanında Araplar kimidi? Hiç kimmesidi. Lekin dinini üşleşti. Rasulullohga itoat qilishdi. Alloh bu xalqini 23 yil, bor yo'g'i 23 yilda yer yuziga, ummatlarga, xalqlarga ustozlik darajasiga ko'tardi. Biz mana shu darslarimiz orqali shu ulug' ajdodlarimizni shu yuksaklikka olib chiqqan omillarni, sirlarni, sabablarni o'rganmoqchi bo'ldik. Abu Bakr ar-Rozi. Bu ulug' inson Forsning Roy shahrida tug'ildi 250 hijriy yilda. Yoshligidan ilmga muhabbat qo'ydi. Riyoziyot, falsafa, tabobatni o'rgandi. Biz birodarlar ko'p qaytaryapmiz. Bolalarga yoshligida qattiq e'tibor qaratishlik kerak. Agar mana shu o'qishga, ilm ma'rifatga iqtidori borligi his qilinadigan bo'lsa, borligi seziladigan bo'lsa, qancha ettaroq harakat qilsak, shuncha kattaroq natija bo'ladi. Qancha ettaroq e'tibor berib, ularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullansak, yuksaklikka yetishlikka imkoniyati, biz tilatganda shansi nima bo'ladi? Ko'proq bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Imom Rozi yoshligidan kitob mutolasiga qattiq kirishgan edi. Kunduzi har qancha ishi bo'lsa qilib, kechki payt yotar paytida chalqamchi yotardida shamni bosh tomoniga qo'yib, kitobni yuzini ustiga tutib o'qirdi. Shamni yorug'i kitobga tushadi, o'qiydi. Endi nimaga yuziga tutib o'qirdi? Ko'zi uyquga ketib, uyqusirab kitob tushib ketsa betiga tushadi, yana uyg'onib ketib, yana davom etkizib o'qiydi. Nima esingizga tushyapti? Sizlar nimani uyqusirab shuna qilasizlar? Cho'chib uyg'onib ketardi, kitob mutolasini davom etkizar edi. Imom Rozi o'zi haqida aytadi: "Agar men o'qimagan bir kitobni borligini bilib qolsam, yoki men borib gaplashib ilmini olmagan bir olimni eshitib qolsam, to shu kitobni topib o'qimagunimcha, to shu olimni oldiga borib, qancha ilmi borligini bilmagunimcha tinchimas edim. Har qancha menga zarar qilmasin, shu narsani oxiriga yetkazar edim" dedi. Qarang, ilmga bo'lgan faqatgina muhabbat bor emas. Nima bor muhabbat u yog'ida? Oshiqlik bor. Ilmni faqatgina yaxshi ko'rmaydi, balki oshiq. Xuddi ma'shuqasini orqasidan quvlagandek quvlaydi. Yana aytadi o'zi haqida: "Ijtihodim va sabrim shu darajaga yetdiki, bir yilda o'z qo'lim bilan 20 ming varaqni yozib to'ldirdim." Bir yılda 20 ming varaq yazdım. Bu yoshligidagisi. Agar 400 betlik kitob deydigan bo'lsangiz, bu 50 ta kitob ekan. 50 ta kitobni o'qidim demayapti. 50 ta kitobni yozdim deyapti. Endi biz shularga tenglashlikka harakat qilishimiz kerak. Garchi tenglasha olmasak ham, eng kamida mashaqqa qarab yurish kerak ekan degan fikrga kelishimiz kerak. Kitob o'qitinglar bolalaringizga. Akalar kitob o'qisin. Bolalarimizni mana shuni bir ulug' insonlar, ahli ilm, olimlar yetishib chiqishini xolasak, kompyuter o'ynagani bilan, telefon o'ynagani bilan u martabaga, u maqomga yetmaydi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Imom Rozi tabobatga e'tiborini qaratdi. Avval Bag'dodga borib tabobatni o'rgandi.
Keyin özünü şehirge kayıtıp geldi Roy'ga. Şehirne hakimi Mansur ibn İshak talep kıldı. Kelin bir yakı Roy'daki en katta şifahananı idare kılıçdaki için. Kelgenden keyin bana şu hakimde talebiga göre özünü bir en közge körüngen kitaplardan birini yazdı. Mansuri Fittib kitabı. Yani tibbi ruhaniyini hem yazıp tüketti. Okup nöme bolar deyin de koyar diyor. Şu fikirde esten çıkarıyelik. Zor okusuz üniversitede student bola. Şu özünüzü üniversitenizde, özünüzü fakültetinizde, özünüzü kursunuzda nomer edin bu ses haradarçı, maktabı o şu üniversitede bitirmesinden türüp çıkardı sizge. Bilesin mi? Bana zor okuyatı jurisprudensiyonda ise katta katta kampanyalı haradar oladı. Yürüyüz kılavalı eli deydi. İşen oraylar ilim cüde katta pul. İlimen pul, bugün diyem katta pul. Bilesin mi şuna sana? Biz kaçan şu yakka kaysak yine ölçüde başlayalımız. Okup ne mi olar değil. Bu iki kitap birbirini doldurardı. Birincisi cesat kasalliklari hakkında olsa, ikincisi ruhiyat kasalliklari hakkındaydı. Roy şifahanasındaki mehnatı, içtihadı ve kitapları sebebiyle İmam-ı Razi adamlar arasında hürmeti baland oldu, meşhur oldu. Şunun için halife Mu'tazid Bağdat'a gelişini, müsteşfa Mu'tazidini başkarışlık için Bağdat'a çakırdı. Nemesi için? İlmi için, marifet için. Hani biz doğru mu doğru tabi bugün doğru mu doğru damla bugün adamları yapırmaya yapız. Şu sahada çokku gelişken adamları peşi oğaları hakkında suhbat kılı yapız. Hemen yaşlıgide itibar verilirken, hemen zihni bugün, hatırası bugün, hemen kitap okuyken yineyken. Bana şunası bir acayip narsa. Şimdi kılıp o İslam alamındaki en katta şifahanaya başlık oldu. Bağdat ve özünü Roy şehri ortasında barıp gelip yaşadı. Ömrünün ahirine barganda bana özünü Roy şehrinde yaşadı. 313. Hicri yılda o kişi vefat etti. İmam-ı Razi özünü küçülü zakavatı ve acayip hatırası bilen tanılgen idi. Bana şu iki de sıfat zakavat bilen hatıra. Değerli hemme uluğu insanlarda boyan. Okuyan, eşken hemme sasını yatılıp kalardı. Özünü tengdaşlarının içinde bana şu sıfatlarından acayip durardı. İmam Razi ayrım alimlerge okşap dünyadan acilalı fakat ilim bilen şugullanmadı. Bana İmam-ı Nevavi'de ettik. O şu madrasanı bitti hücresi yaşa ölüp gitti. Dünya işi bilen onunla aralaşmadı. Dünyaya onu bir zeybi ziynetiye onunla şinasasıya aralaşmadı. Ama İmam-ı Razi bunu deyip olmadı. Dünyadan acilalı fakat ilim bilen maşgul olmadı. Dünyanın en katta şifahanasının müdürü bu genelden ki koluge dünyaya geldi buradalar. Ama dünyası aldap koymadı. Dünyası ilmi özüşüden tohtatıp koymadı. İmam-ı Razi cüda boy kişiydi. Şunun için özünü sahavatı, keramı bilen hem meşhur bu genedi. Özünü yakınlarına, dostlarına, fakir miskinlerine hayri ihsan bulardı. Hususan hayri ihsanlı bulardı. Davalıyken keserlerinin içi de öte fakirlerine özünü çöntekiden maaş verip durardı. Devletini, boyluğunu, köprüleri kişinin özünü esası işinden, tababattan tosup koymadı. Buradalar nimet egesi var ki onge hasat kıladiyanlar elbette tapıladı. Pulu var mı, hürmeti var mı, ilmi var mı, kuvveti var mı? Nimesi var başkalardan cimde köprak. Nimesi başkalardan az yine köprak. Elbette hasat göyler tapıladı. İmam-ı Razi'ye bana şimdi hasat kıladiyanlar tapıldı. Bu kişinin hem özünü sahasını özüp getkenliği, peşkadan bop getkenliği ayrım adamlara yokmasıdı. Bu kişinin şanıge nalayık sözlerine yetişti, küfür dayıbileşti. Yani hudasız bu, bunun imanı yok degen tuhmetlerini kılıçtı. Ama İmam-ı Razi özünü yazgen köp kitaplar arkayı, onların bu davalarını rad kıldı. Özünü bu bohtanlardan pak ekenliğini bayan kıldı. Bazı bir kitapları da insanın cesatı Allah'ın ulu hikmeti barligini bayan kıldı. Yani bir kitabı da insanın cesatıdaki puhtaliğini bayan kıldırıp, bana şu puhta iştikigen zat özü hikmet egesi ekenliğini bayan kıldı. İmam-ı Razi'de dinide hurafat yok idi. Lekin bu egetekenimizdek nimet egesi var ki onge nime kılınadı? Hasat kılınadı. İmam-ı Razi özünü ilmi özüşüde tohtap kalmagen idi. Bu hakkıda ayet aradı ki bu iş yani tababat avvalgilerinin kitaplarını okumasından tamamı yetmiydi. Özünün Mansur-ül Fittib kitabı da şunu yazadı. Elbette bu sınaatta tababatta. Avvalgilerinin işlerine dayanmay, kişi onda puhta bilimli, mütemekkin bola almaydı. Avvalgilerde kitabını okup, ulada tecrübelerden faydalanmayan adam bu ilimde peşkadan bola almaydı.
Agar hamma umrini mana shu tabobatga sarf qilsa ham, chunki undagi ilmning miqdori tabobatdagi ilmning miqdori insonning umrining miqdoridan katta. Ya'ni aytmoqchiki, avvalgilar qayerga yetkizgan bo'lsa, shu yergacha o'rganib, bu yoqqa davom etkizib ket. Ularni tajribalarini chekiga surma. Ularni menga keragi yo'q, o'zim topib olaman dema. Qo'lingdan kelsa, ular qoldirgan narsani o'rganib turib, bir narsa qo'shib ket. İmam Razi, mana davom etamiz. Arablarning orasidagi eng birinchi tabib edi. İslam olamidagi eng birinchi tabib edi. Nafaqat İslam olamida, o'zini davrida butun insoniyat orasidagi birinchi tabib edi. U kishi faqatgina bir musulmonlarni ilmiy merosiga emas, butun insoniyatni merosiga o'zining hissasini qo'shib ketgan edi. İmam Razi o'zini zamonida birodarlar hali hech kim qilmagan ishlarni qilgan edi. Yangiliklarni, ixtirolarni qilgan edi. Birodarlar, bir odam mubdi deyiladi arab tilida, peshqadam lider bo'lishi uchun bir yangi narsani olib chiqishga kerak bo'lgan. Agar yangi narsani olib chiqmasa hech qachon mubdi bo'la olmaydi, lider bo'la olmaydi. Agar eskilardan qolgan narsani tartibga keltirib, bir yangicha uslubni olib chiqqan bo'lsa, bu odam yangilik ixtiro qilgani yo'q. Mana Imom Roziyni birinchi bo'lib qilgan ishlaridan, kashfiyotlaridan. Operatsiya qilganda ip bor birodarlar. Shu Imom Roziyni kashfiyot. Jarrohlik iplarini birinchi bo'lib kashf qilgan kishi Imom Roziy bo'ladi. Malham, maz, mana sut deymiz teriga, burunga, boshqa joyga, mana shu mazlarni ham insonni jasadiga surkaladigan shifobash mazlarni kashf qilgan birinchi kishi ham mana shu Imom Roziy bo'ladi. Hozirgi kunda patent deb qo'yadi. Yana bir kashfiyot o'ylab topgan bo'lsa, bir narsa o'ylab topgan bo'lsa, borib patent olsa bo'ldi, pul tayyor qolib ketadi. Chunki shu kashfiyotidan boshqa xalqlar foydalansa, bunga nima to'laydi? U yosh bolalarning kasalliklarini, ayollarning kasalliklarini, tanassuliy kasalliklar, tug'ishdagi bo'ladigan kasalliklarni hammasini tafsilotlar bilan o'rganib, alohida bir ilm qilib, kitob qilib yozib qoldirib ketgan edi. U kishi ko'z jarohiyatiga taalluqli bo'lgan ko'p kashfiyotlarni qilgan, ko'z kasalliklariga tegishli bo'lgan ko'p tajribalarini kitoblarga yozib qoldirgan edi. Birodarlar, bizda hozir doktorlar lor deydi, u lor. Akulist deydi, akulist. Xirurg deydi, bitta soha bilan ishlaydi. Yalqovlik kasaliga chalinganmiz. Bu kishi yalqov bo'lmagan ekan. Bitta sohada zo'r bo'lsa yetadi o'zimizning zamonimizda. Bu kishi bitta sohada ishlamagan ekan. Aytdi-ku, bir yilda o'zida 20 ming varaq narsani qo'lim bilan yozib bo'lgandim, deyapti. Ha, 400 varaqlik kitob desiz, 50 ta kitobni bir yilda yozgan ekan. O'qigan ekan emas, akalar. Yozgan ekan. Tibbiy tajribalarni birinchi bo'lib o'tkazgan kishilardan edi. Bir yangi dorini topib, hayvonlarda sinab ko'rar ekan. Maymunlarga berar ekan. Agar maymunlarga zarar qilmasa, bir ta'siri foydali bo'ladigan bo'lsa, keyin odamlarga maqlar ekan, berar ekan. Nima deydi buni hozirgi tilda? Eksperiment. Imom Roziy kasalni aniqlashlikdan turini, qon bilan bog'liqni tashxis qilishlikni birinchi bo'lib tavsiya qilgan kishilardan edi. Qaytaramiz, kasalni aniqlashlik uchun bavul bilan qonni tashxis qilishlik kerakligini birinchi bo'layotgan kishilardan edi. Analiz bizni tilda. Doktorlarga ham juda ham oson. Bor analiz topshirib keldingizmi deb qaraydi, qonidagi sostavga qarata, mana qopti deb Imom Roziy boshlagan ekan shu narsani birinchi. Kim boshlagan ekan? Bizning musulmon bobo kalonlarimiz. Imom Roziy yana kasalni jismoniy tomondan davolashidan avval, ruhoniy tomondan avval davolashi kerakligini ham fikrini birinchi ilgari surgan kishi edi. Bilasizlar, doktor bu shunaqa odam bo'lish kerakki, u bilan gaplashsa bo'lish kerak. Ya'ni dardingizni siz eshitib turish kerak. To'g'rimi doktor akalar? O'shanda bir o'qigandim, shu tabiblarda nimasida, kulturasida, madaniyatida unga dardini aytib, yozilishi mumkin bo'lgan odam bo'lish kerak ekan. Sabrli odam bo'lish kerak edi. Imom Roziy shuni birinchilardan bo'lib maqagan ekan, tavsiya qilgan ekan. Imom Roziy falsafa ilmida ham, tabobat ilmida ham olim edi. Imom Roziy ham tabib, ham filosof bo'lgan. Ko'ringlar, qanaqa odamlar haqida gaplashyapmiz. Va mana shu ikkita ilmida, ya'ni biridan ikkinchisidan bir foydalanar edi. Tabobatida falsafasidan foydalanardi, falsafasida tabobat ilmidan foydalanardi. U kishini nazarida inson o'zini hayotini boshqarishda havoi nafsini jilovlashlikda hokim uni aqli bo'lish kerak degan teoriyani ilgari suradi. Mana endi
İnsan özünü, hayatını taktik keltirişi de bir. Havai nafsını cilalaşı da akıllı hakim buluş gereği de yaptı. Hazır ülkeler sıra köradığın kinalarda ne deydi? Bıla sıra mı? Kalbinde kulak sağlıyor. Kalbin ne de yaptı deydi. Ne mi o kalp? Akıl mı o? Yok akıl mı? Ne mi o? Yaşın. Nefsinde kulak sağlıyor yaptı. Kalbinde kulak sağlıyor. Kalbin seni aldamıyordu deyip. Kalp ne yapsa kere? Ha bu havai nefs, innen nefsallam maratun bir su, illa ma rahim rabbi deyin Allah Ta'ala. Elbette nefs, yamanlik gibi yürüdü. Fakat Rabbim rahmetli gelip bundan müstesna deydi. Kalbinde kulak sağlıyor. O 17-18 ekirgen ahmak oladı, şimdi sen bilmediğin kalbiye kulak salış gerek. Mende ateyine 50-60 yıllık tecrübesine ait de bolan bu işin notu oru. Bugün ülen için yakışmaz, yok ki bugün teşin yakışmaz dese bir yerdeki filo ne oladı? Hani ki bir yerde ısırması buladı. Çakılar git adıken bittiyse kalbiye kulak salış. Külmeyle yığılıyla siladı bollayla şu kino görüp katta oluyor yaptı. Kalbi iPhone 10'da hala yaptı. Kalbi kitap okuştu. Ya hala idi mi? Hala mıydı? Ana, körü yapsalar mı? İmam-ı Razi, insan hayatını boş karışı da, havai nefsini cila ulaştı gibi, aklı hakim bulsun diye yaptı. Şunu alayım mı? Biz de kalırlar da. Akıl var, fitrat var, şeriat var. Bana şu üç tane asas zıplan bizi, rezisimizden, küçük geçişten tosup duralım. Akılımız var, fitratımız var, şeriatımız var. Bana iki arası hem aynı şey mümkün eken. İkalası aynı ilgiyon olsa şariyat durarken garanti olur. Garbillerde karasaylar akıllı joyda ahma olmaz. Lekin o fitrat aynı da. Üçün çünkü erkek erkek hatunge hatun gülen yaptı. Ahma diyor muyuz sizler doğru mu? Akıllı joyda, teknoloji şularda, bari keşfiyatlar şularda, biz ortadamız. Ama fitrat aynı da olardı. Eğer kişinin akıllı insafki üçü çakıp durmasa, fitratı kabul kumaydı. Mesela bu adam ama dinde düşünmüydü, erkek erkeğe üylenişe yakıdır mı diysen dese, dinde bilmiydi cinnimize. Kanaklı insanın köpeği adı olmasan, dizide de aklı bulan kabul kılmıyordu. Eğer akıl aynı gen olsa fitre tutturadı, doğurmazdı. Şimdi burada manuma yok, şeriat yok. Bizde akılan var, fitreden aynı gen yok. Kalbin yok olak son. Senin kalbin aldamıydı, tuvalet söylesen yapman etti. Neyi kalbiye kulak sorarsa, ne yaptı? Bana burada yaptı. Bu yapılarımı hemmesinden aitmakçı bu yanım, bizi mağol, çünkü bunun ölçüyorlarımız gartıkta kabul olmasın. Kişi, özünü hoş isteyen cila ulaşı da, akılını fikrin içine salıştığı gerek. Yani, akılını içletişi orkali, insan özünü şahvatını tohtata oladı. İmam Razi'nin falsafasına göre kişi özünü ayetleri bulan avara buluş gerek. Başkalarının ayetleri bulanmaz. Bana şuna sanıyorum bir örgense yakışık olardı. Bir kavaz yazıp koysak. Telefonumuz yazıp koysak. Oturup siz özünüz bilgen bir tört tabiyizi topayım da yazayım. Mesela İncik'siz, Kaysar'siz, Tev Atçı'nız Kepket'adı, Kızganç'siz, Vakil. Şu bunu öz bilasın. Ben bunu miyim anahmasın. Şunu bir çekeden şuğullanıp yazıp tüzelçilik gereği de bilardı. Eğer şunu yıkamazsa insan hiç kaçan ısmıydı. İnsan hiç kaçan yükseklik yetmiydi de bilardı. Kendine şunu göremez. Bana Ramazan'da ahir 10 günü kaldı. Bu iki tayfamızı alıyorduk. 5 günden 2'ye bölüyorduk. Bana iki tayfamız 5 günden teşhir ediyorduk. Eğer buradalar özümüz özümüzü tüzeltmesek başka bırakır olmak mıydı? Tüzeltmeydi. Yani aytar adam. İnsan özünün ayıplarına tüzeltişi asan bulmuyordu. Ne için? Havai nefsi vardı ona. Şunun için, özüdeki yaman sıfatlarını yok kılış için onge yol körse tutturadigen, kemçiliklerine ait tutturadigen murabbiye muhtaç. Murabbiye muhtaç. Murabbiye de yapınan çıkmagen, ustazını etekini mahkem tutken talip dağına top adam buladı. Çünkü şu ustazı basıp ötken yoldaki kinçili kemçiliklerde bu başıdan ötküzmüydü. Demek tababat ve falsafa fakat ki bu kişi cesat tabibi emez belki ruhani tamamen hem insanlara tabip edi bu kişi. İmam Razi'nin talifatları, kitapları cüda hem köp. Fakat ki tababat barası demez, tababat barası demez başka ilimlerde. İbn-i Nedim ve Kufti'ler ayta da
İmam Razi'nin özü yazgan kitablarını, namlarını bitti mündericege cemledi. Öşünde bu mündericege 200'te kitaptı, namı yazıldı. 200'te kitap yazgandı. Lekin taassub kişinin cüdeköp kitapları hazır kelip yok bu gitti. Onların arasında en meşhuru Al-Havi Fittib kitabıydı. İmam Razi'nin bana şu kitabı meşhurluğu ve ahamiyatı cihatıdan kitablarının arasındaki en birinci kitabı hesaplanırdı. Tom kitaplar. Onda İmam Razi kadimgi Grekler, Hintlerinin tecrübelerden faydalanan yazadı ve özünü küzetçilerini hem tecrübelerini hem kirepken. Kimden kaysi malumat doğan olsa anı yazıp koygan. Malanı palancından aldım, malanı pökünçüden. Uyedeki hem ilim marifatta özümünki de dava kıması. Bu halis neydi bilgisi. Bana şu kitap Al-Havi Fittib. 1486 yılında Avrupa'da tercüme kılıngan. Ana şu davrda çap ettirgen kitapların en kattası boyan. 25 ton boyan şu kitap. 25 tonluk ensiklopediya. 17. asır geçe İbn Sina'nın Al-Kanun kitabı ve İmam Razi'nin Al-Havi Fittib kitabı buradalar Avrupa'daki tabiplerin asasi müracaat kılabiyen manbası geldi. 17. asır geçe bana şu kitaplar en birinci kitaplar bu. İmam Razi bitti kitabını 15 yıl yazgenliğine aytadı. Cami-ül Kebir kitabını. Aytadı, keçeye kündüz şu kitabı yazışımla maşgul buldum. Hatta közüm hıralaşıp gitti. Ve kolunda paylarım gibi bir kesel etti, yazışken imkanı tapmaya kaldım. Köz kralaşıp gitti, kol yazamaya kaldı. Az yine kolu yengiller derdi, ağrım yetirse yazardı. Eğer ağrım yazışı ilacı olmasa, başka bir olayı aytıp yazdırardı. İradanı kareyim, himmet kareyim. Biz 100'te kitap okup koysayken katta yapıdı buradalar. Biz 20'te kitap okup koysayken katta yapıdı buradalar. Çıkarıp koyduğun kitapta okumayımız yüzünde durdu. Ha, ben de bağırın ki kitapta koyarız. Merhaman ki kitapta, ha bağır biz ki de bağır. O hadis ve hayatta polni kentlerine okuyken ben de oladı. Okumayın, oladı. Neştesini okuyken siz dese yok. Çünkü, ha eşli uçak koyalımız da. Ha eşli uçak koyalımız. Mesela kimimiz yüzümüzde dini kitap yok. Hamamız ki de var. Lekin hamamız oku değilmiş kitaplarda. Bu kişinin meşgul kitaplarından Fişçukuki ala Calinos. Bu Calinos Galil. Şu kadimki tabiplerden Galil. İmam'ın imanı şu kitabı hala henüz geçer. Çap edilgen yok. Şu kitabı da İmam-ı Razi Calinos'un 28'te kitabını tankıtlı genelde. İçindeki kemçiliklerini okup tankıtlı genelde. 28'te. İmam-ı Razi orta asırlarda İslam alamındaki fizike ve hime ilmini hem en közge körüngen alımlardan oldu. Ulamalardan biri Al-Uyunul Anba kitabıda, Uyunul Anba kitabıda aytadı. İmam Razi insanın közü körüşlük hakkıdaki tasavvurunu özü yatırıp yubardı. Avvalgiler insanını közüden yavruluğu çıkıp nasalara geçişerdi, keyin kör adı degen tasavvur değil. Özü aslında da bana keyinen bu falan anıladı bunu. Yavruluğu cisim geçişip insanı köz yavruladı, keyin kör adı. Bana şu nazariyeni, bana şu teoriyeni birinci olup İmam Razi orta yap çıkardı. Özünün asırı da kimya fanı da peşkadan alımlardan yedi. Onu Sırrul Asrar kitabı, bana şu kimya fanı boyunca cüda hem maşgul boyan ki Avrupa'da hem şükürat topgen. Künlendi burada İmam-ı Razi, özünün köplagen şakitlerinden köçede ketip borarken bir kemper közü şüphe aldı İmam-ı Razi'ye. Onlayan şakitleri arkasında yürüptü, ağızdan çıktı, her bitti sözlü yazışı yaptı. Halikir kemper, kim eken bu adam? Her bitti çıkan sözünü, ağzıda çıkan sözünü yazışı yaptı. De talabalardan birinden soradı. Bu kişi kim? Bu ege talabana cahile çıkıp, ye? Bu kişini tanımadınız mı dedi. Bu kişi Allah'ın varlığına minilegen delilleri var, alım ki o dedi. Yani bu kişi Allah'ın varlığına, delili sıfatı da bir minilegen delillerde özgeçenliğine bir kitap yazgenedir. Allah'ın varlığına kürsatadırken kitap ki minilegen delili var içinde. Şöyle Halil Kemper cüda bir acib ve maşgul sözünü aydı. Aydı ki balam, eğer bu kişide minilegen şek şubha bulmayanı da Allah'ın varlığı hakkı da minilegen delilge muhtaç bulması dedi. Yani adli sadda fitri iman. Ömer'in hatta bayta aradı. Bana şu çopanlı iman eden ben gibi iman verdiğim derdi. Çopanlı imanı kanakıydı. Yerde teze yatıptı mı
Demek bunu taşıyan bir hayvan var. Yerde bir basılgen iz durdu mu? Demek onu basken bir canavar var. Şuna kadar fitri iman. O hüccet dalilden gerek yok. Herkese fitratı ile özü topadıyan iman. İmam-ı Razım'ın sözünü işte parvadigar. Mene şu kempirde imanı görsün ya iman da koydu. Fitri iman. Şek şubhasız, hüccet dalilsiz, mantık felsefeye muhtaç olmayan iman. Ama bizi aklımız bunu görmeydi dedi. Aklımız bizi kanat buna iş düşüge mecbur kıladı dedi. Allah-u Teala büyüleyen buradalar. Yüzleyen ayetlerde Osman yerde, yerelişede, küm bilen tünle almışçıda fikir kılıyorlar, Allah'a da azametini topuyorlar. Aklımız büyüleyen burada. Lakin şimdi adamlar buladı, şu fitratıyla iman keltirdi, boğuldu. İmam-ı Razi iman keltirdi, aklı kanat hasıl kıldı. Adamlar ki şu nesalarını örgetti. Ve şu bilen ahli sünnenin felsefe ve tavabattaki en ulu alımlardan biri geylendi. Müslüman yaşlarına ibret bulgen. Hasleten tavabatını örgeniyotken talebelerine ibret bulgen İmam-ı Razi'ni Allah-u Teala öz rahmeti yagen bulsun. Siz bilen bizge onların hayatını okup örgenip özümüzge hulasa ibret alışıydı nasip degen bulsun. Akulu kavliye hâze ve astagfirullah aleyhi ve lekum.